Bu diziyi engelsiz.kanalda.com.tr adresinden izleyebilirsiniz. Evet, şu anda İkircikli Karakolu'ndayız. Hayati Solmaz arkamda. Evet, neler söylemek istersiniz bu büyük başarınızla ilgili? Efendim, şimdi öncelikle Sayın Emniyet Müdürümüze... ardından da kıymetli ekip arkadaşlarıma çok teşekkür etmek istiyorum. Böylesine güzide bir eseri ülkemize tekrar kazandırmanın verdiği onurla... mutlu bir şekilde bu başarının tadını çıkarmak arzusunda. Çok affedersiniz. Devam edin. Faruk, yapıştırın onu! Yapıştırın. Siz ne söylemek istersiniz bu operasyonla ilgili? Vazoyu ele geçirdik. Seramikti vazo. Kulakları vardı böyle. Bayağı eski ama. Arkadaşlar. İsterseniz vazoyu görelim eğer bir şey olmadıysa. İster miyiz ki? Ben o zaman vazoyu getireyim. Vazoyu getiriyorum o zaman. o tarihi an geldi. Senelerdir kayıp olan vazo şu anda ilk kez canlı yayında ekranlarınıza gelecek. Neyse, siz bir reklam arası vereyim. Ben o ara onu toparlayayım, yapıştırayım. Ay poğaça ayaktım televizyonlara çıkarmış da... gündemimi meşgul edermiş. Tansiyonunuzu ölçüyorduk ama. Aman bırak şimdi kan basıncını. Gönül basıncında bir değişiklik var mı? Sen onu söyle bana. Anlamadım. Başkomiser oğlum oluyor. Maşallah. Maşallah. Ama bir şey söyleyeceğim. Öyle üç yıldız olduğuna bakma. Açık büfesi zengindir. Nasıl? Beğendin mi? Biz işimize baksak. Aman sen de laf. Gönülden öte iş mi olur? Yalnız beri bak. Plazma 7 kilo fazla gösteriyor. Sen onu aldanma. Çağatay gibidir benim oğlum. Ama bakın aile hekimliği uygulamasını evden çıkamayan hastalar için uyguluyoruz biz. Yani siz bana pek hasta gibi gelmediniz. Nasıl hastayım bak. Bak nasıl geliyor. Bak 13-4, 14-9, 15-7. Bak görüyor musun? Ama teyzeciğim ölçtürmediniz ki. Ölçmedin ki sen de deminden beri lafa tutuyorsun beni. Allah. Ay poğaça ayaklım uyanmış mı? Bak Çağatay dedik çocuk içeriden geldi gördün mü? Hayırdır? Merhaba, bu hanımefendi kim? Müstakbel aile hekimimle tansiyonuma çare bulmaya çalışıyorduk. Anneciğim senin tansiyonla ilgili bir sıkıntın yok ki.